Mennan, bak hadi orta. Şu senin köylü kadından bir haber çıkmadı değil mi? Zaten düşündüm de burada öyle bir yardımcıya falan gerek yok kanaatindeyim. Şimdi şöyle oluyor Bülbül. Ne bileyim ben ya? Telefon ettim ama gelir gelmez kendisi bilir. Ben ne bileyim ya? Allah Allah. Vazgeçmiştir inşallah biliyor musun? Kim bilir? Belki de. Aman ey. Bu ne kadar güzellik ya. Yüce Rabbim o zene bu zene yaratmış maşallah ya. Maşallah ya. Selamun aleyküm beyler. Ben Kör Benaz. Mennan'ın köylüsüyüm. Çalışmak için geldiydim de. Hoş geldiniz Korkan Hasan'ım. Buyurun hazırım. Buyurun şöyle yaşayınız. Ben de zaten sizi bekliyordum. Buyurun hemen çalışın. Başlayın. Şöyle. Hoş geldin Korfenaz. Ben senin koylun Mennan. Hoş bulduk Mennan abi. Abi mi? Ne abisi ya? Şimdi bırak bu abi mavi ya. Sen bana kısaca Mennan de. Ben sana uzun uzun Korfenaz derim ya. Yok canım. Uzun uzun Korfenaz ben. Hoş geldiniz. Ben size ağırlayayım böyle efendim. Çay efendim, kahve efendim, kola efendim. Efendim? Kola içeyim. Gamışlı olsun. Gamışlı kola derhal. Burası sizin iş yeriniz. Çok rahat hareket edebilirsiniz. Buyurun dinlenin. Zaten biraz sonra Mennan abin de kendi işine gider. Çak. O gitmeyince ne yaparız? Karşılıklı şey yaparız. Aman yani iş görüşmemizi yaparız. Benim işim gücüm yok ya. Tatildeyiz. Yok canım. Burada mı yatacaksın Mennan efendi? Hem sen git ki bizim konuşacaklarımız var değil mi Korpenaz? Hani patron işçi olarak. Yok canım Korpenaz. Bir kere kardeşim benim koylum ya. Önce benimle konuşacak. Yok canım. Burada böyle Korpenaz'dan konuştuğunda Ayşe üzgün duymasın. Görmesin ama Mennan. O kim ya? Korpenaz koy nasıl? Koyluk yerler nasıl ha? Sana kız sütten keçti mi? Yübikler eskisi gibi böyle vislimlik. Köyde Mıhtat dayım gibi iyi mi? Hepsinin ellerini öperim. O kim lan? Ne bileyim lan? Amir! O bir babacan! O bir halk kahramanı! O bir, iki, üç, dört ve karşınızda amirlerin amiri Amir Sağlam Beyefendi! Mennan! Uza! Uza amiri! Sevgili mini mini birler, çalışkan ikiler. Türkiye'mizin incisi, Avrupa'nın birincisi Rıdvan Kanat Lisesi'nin öğrencileri. Lafı fazla uzatmadan size müjdeli haberi hemen vermek istiyorum. Amir ya, amirim ya. Yüce Rabbim amirimi versin diye yaratmış maşallah ya. Bildiğiniz gibi Rıdvan Kanat Lisesi bugüne kadar televizyon piyasasına çok önemli starlar kazandırmıştır. Daha sonra mühendis olarak göğsümüzü kabartan popstar Ajdar Anık'ın okulumuzdan mezun olduğunu hiç kimse bilmez örneğin. Kısaca söylemek gerekirse okulumuz yine bir ilke imza atmak üzere. Rıdvan Kanat Lisesi açık lise oluyor, açık lise. Hocam burası zaten açık lise. Evet, elini sallayan giriyor valla. Evet hocam, çatısı da açık. Kesin çatıda girebilirler. Evet, sınıflardan birine kameralar yerleştirilecek. Böylece devlet televizyonunun açık öğretim programına canlı yayın yapacağız. Hepiniz ve hepimiz ünlü olacağız, ünlü! Evet, bu kutsal görev için 11 ve sınıfı teklif oluyorum. Hocam, her iddiasına girelim, reyting rekorları kıracağız be. Tabii hocam, reyting rekorları kıracağız en popülerinden. Yaşın. Ama bildiğiniz gibi her güzel şeyin bir bedeli vardır. Ağlamayın, ağlamayın ama para falan isteyecek değilim. Kuralları sayıyorum şimdi size. Bir, yönetmeliğe aykırı kıyafetle gezmek yok. İki, haylazlık yok. Üç, ders kaynatmaya çalışmak yok.
Yoksa Rütük Baba gelir okulumuzu kapatır şerefsizim. Hadi dağılın şimdi sınıflara. Amir ya, amirim ya, yüce Rabbim amirimi bu tırcıkları süper sütler yapsın diye yaratmış. Maşallah ya. Hadi bakalım yürüyüş, yürüyüş, çabuk, acele yiyelim, çabuk. Görüşseyize ya. Evet. Korperaz, gülüm bak sen şu etrafına bak, içinden hangi işi yapmak geçiyorsa... O iş yap, olur mu? Peki Bülbül abi. İyi de bak öyle abine mabine yorulma. Hani Bülbül dirsen daha bir iyi olur hani. Peki anladım. Olur, buyur. Bak, Korpela sen ne yapıyorsun? Dur kız, ne örüyorsun kız? Bardakları yıkayacaktım. Ya bardaklar öyle soğuk çeşme suyla yıkanır mı ya? E sonra Allah muhafaza o güzel ellerin çatlar değil mi? Hiç bak burada güzel ıslak suyumuz varken değil mi? Hiç senin elini soğuk suya ben dokundurur muyum ya? İşte bak böyle güzel sıcak suyumuzu alırız koyarız şuraya değil mi? Hatta sen hiç zahmet etme bizzat kendim yıkarım ben bardakları. Ama olur mu? Ya olur ya sen daha misafir saydın olur ya olur. Aru, aru, aru. Anam yandım bittim kullandım hastalıyım Korpelaz. Çok yandım. Acıdı mı? Acıdı Allah'tan sen sokmamışsın. Korpecik ellerin hastalanırım Allah'a. Dur ben üfleyeyim dur. Oh üfürüğe sağlık maşallah. İşin rast geçsin Bülbül Efendi. Sağ ol Mennan elim haşlandıydı da. Korpelaz'a üfüttürüyordum. Üfüttürüyordun. Geçmiş olsun. Uzakta bir de ben üfüttüreyim, şiştireyim. Yok yok geçti. Sen ne istiyorsun onu söyle. Ben ne istiyorum? Şimdi şöyle oluyor. Amirim kuşbunu çay istiyor. Acilen yaparsın hadi bağırın. Su koydum. Kaynaması lazım. Su daha soğuk. Şimdi git de şuna gel. Hatta hiç gelme. Ben bizzat veririm amir beye. Canım ne olacağımış? Beklerim suyun kaynamasını ya. Ya Menna ya senin kulağın duymuyor mu? Soğuk diyorum ya. Ya asıl senin kulağın duymuyor mu? Beklerim dedim ben de ya. Ya senin işin gücün yok mu arkadaş? Ya asıl senin işin gücün mü yok bu kardeşim ya? Benimle burada çemçiriyorsun ya. Ya Allah ciğerine bit düştü. İşin gücün var. Alo, alo. Alo, hastanım, Çok teşekkür ederim Amir Bey. Artık siz harika bir kocasınız. Tam istediğim gibi bir ev tuttuk. Ebeveyn banyolu. Hem deniz, hem orman, hem de sokak manzaralı. Hem yerden ısıtmalı, hem de kaloriferli. Artı kapı güvenlikli. Harika. Ama kirası da harika Sevda Hanımcığım. İnşallah her ay ödeyebiliriz o kirayı. Ay ödersiniz canım ne olacak? Artı daha eşyalar var biliyorsunuz. Ama Sevda Hanımcığım çok rica ediyorum. Lütfen eşya konusunda fazla uçmayın. Yani makul bir şeyler beğenin Allah aşkına. Ama canım böyle şeyler bir kere alınıyor. Hem ben sizin için ana ocağımı terk ettim. İyi ama Pakize Hanım da bizi istemedi Sevda Hanımcığım. Bizi değil Amir Beyciğim. Sizi istemedi. Hem isterseniz vazgeçelim biz bu ev işinden. Ben çocuğumu alıp giderim annemin evine. Tabii bizi kabul ederse. Siz de burada kalırsınız Mennan'la. Ama Sevda Hanımcığım olur mu öyle şey? Nereden çıkarıyorsunuz? Kira dediniz nedir? Erkeğin elinin kiri. Fena battık ama Allah'tan tam zamanında geldi bu televizyondan açık lise işi. Ne olmuş ne olacak ben hiçbir şey anlamadım. Bunda anlamayacak bir şey yok Sevda Hanımcığım. Döner sermayemiz fıldır fıldır dönecek şerefsizim. Para olarak mı yani? Ya, hayır canım para olarak olur mu? Yani keşke fıldır fıldır dönse diyorum. Ya özel bir kanal olsa evet, hatırı sayılır bir katkıda bulunur döner sermayeye ama ücretsiz bir hizmet işte. Neyse canım siz bu döner sermaye işleriyle ilgilenin. Ben 70 milyonun karşısında ne giyeceğim onu düşünüyorum. Sınıfta ders anlatırken ne giyiyorsanız televizyonda ders anlatırken de onu giyersiniz olur biter. Hiç de olup bitmez. Artı televizyonun karşısına öyle ben sıradan şeylerle çıkamam. Hoppala bir de bu çıktı başımıza şerefsizim. Kuş bunu çayınızı getirdim amiri. Sen her şeye sokma burnunu kuş herif. Kuş amirim buyurun. Defol. Defol amirim. Thank you.
Biz tedbirimizi alalım da değil mi efendim? Ha, evet haklısınız. Bu işlerde gizlilik çok önemlidir. Diyorum ki naklen yayın sırasında nelerin gizli reklamını çekeceğimiz konusunda sizinle saptama yapalım diyorum. Ha? Bir saniye. Dinleniyor olabilir şu an. Bir saniye. Biz tedbirimizi alalım da. Evet. Evet. Nelerin reklamını yapabiliriz canlı yayında? Her şey. Sınırsız. Mesela sizin şapkanızı takabilirim ders verirken. Terlediğim zaman sizin deodoranınızı kullanabilirim. Süper ya, çok iyi. Abi, mesela canlı yayın sırasında telefon çaldığında sizin markanız telefonla konuşurum. Susadığım zaman sizin markanız suyu içerim. Çok doğru, harika. İyi ama bunların daha önce de söylediğim gibi bir riski var. Dolayısıyla fiyatı normal reklam fiyatından biraz fazla olacak. Amir Bey, ben bu uygulamayı doğru bulmuyorum. Ben de sizin zırt pırt destursuz odama girmenizi doğru bulmuyorum Afet Hanım. Bakın, bu sınıfta çekim yapmanız öğrencilerin dikkatini dağıtacaktır. Zaten dersleri zor anlıyorlar, iyice anlamaz olacaklar. Afet Hanım, lokal değil, global düşünelim. Bütün Türkiye için çok önemli bu. Ama sizin öncelikle kendi öğrencilerinizi düşünmeniz gerekiyor. Düşünüyorum efendim. Lütfen bizi yalnız bırakır mısınız? Pekala. Ben yapacağımı bilirim. Bugünün işini yarına bırakmayın Afet Hanım. Lütfen kusura bakmayın. Bu bizim okulun çatlağı. Ne diyorduk? Gizli reklam fiyatlarını konuşuyorduk. Geldiler şerefsizim. Efendim efendim, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Şeref verdiniz. Ben canlı yayının yönetmeni Sinan Sekizoklar. Memnun oldum. Ben de bu okulun müdürü Amir Sağlam. Memnun oldum. Çekim yapılacak sınıfı tespit ettiniz mi acaba? Hayır tabii efendim, tespit etmez olur muyuz hiç? Okul kapanır kapanmaz bütün tesisatınızı 11B sınıfına kurabilirsiniz. Çay için çaycımız, yemek için yemekhanemiz, tuvalet için de tuvaletlerimiz emrinizdedir. Büyük 500, küçük 250 bin. Bak hele Mennan, sanki hepsini bana yüklüyormuşsun gibime geliyor. Hadi canım oradan, senin gücün kuvvetin bitmiş ya. Bırak hepsini ben taşırım. Bırak. Hamdolsun. Gücüm de kuvvetim de yeri de bırak. Ay yardım etseydin bari. Hiç olur mu? Korpenas. Olmaz. O sizin nazik elinizi çöpe değdirtiyorsak bize yuf olsun ya. Biz ne güne duruyoruz değil mi lan? Ha. Ay çok hoşsunuz valla. Siz ikiniz gelin bakayım buraya. Bize mi dediniz abim? Evet ikiniz gelin bakayım. Buyurun amirim. Eşyaların taşımasına siz de yardımcı olun. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı amirim. Sen de ufak tefek bir şeyler taşırsın. Peki amirim. Gidelim sayın yönetmen. Buyurun. Buyurun. Hemen başlayalım. Demek taşımaya siz de geldiniz ha? Korpinas Hanım. Canım. Olur mu lan hiç öyle şey? Olur mu hiç? Ben sizin gidince şey yaparım. Siz içinizi kirletmeyin, bulaştırmayın, elleşmeyin. Ya hayır olmaz. Korpinas'ın yerine ben taşırım. Senin taşımana gerek yok. Kardeşim sen kendi yerine... Taşıyayım. Taşı. Ay kavga etmeyin canım. Beraber taşıyın bari. Aha var mı? Aman ya, bravo ya, bravo ya. Doğru söylüyor kız ya. Yani bizim aklımız Körpenaz'ın aklı kadar yok ha. Bravo ya, bravo. Hadi birlikte taşıyalım biz oğlum, ya. Dur şöyle, geç de dur, geç. Gel bakalım. Geç. Allah, ciğerin ateş tutsun, geç. Dur. Buyurun, yürüyün Körpenaz Hanım. Yürü, hop. İlk bir ay yapacağımız gizli reklamlar hazır. İkinci aya daha çok olacak şerefsizim. Reklamları seyredenler reklam vermek için kuyruğa girecekler. Şansal, Erman, işler iyi giderse size de kocaman bir akvaryum alacağım. Bakarsınız,
İki tane de fıstık gibi dişi balık alırım size. Dişi balık da bunu duyunca nasıl da coştunuz değil mi? Köfte orna. Oh, insanın kendi evi gibisi yokmuş şerefsizim. Biraz pahalıya mal oldu ama Allah'ıma şükürler olsun bugünleri de gördüm. Ay, evimizde de bir sürü eksiklerimiz var. Yani perdelerimiz falan da yok ama neyse, onları haftaya alırız. Benim için ilk derste ne giyeceğim çok önemli. Bakın, bu kadar ilk çekimde giymek için aldım. Altına bu ayakkabıları. Bu pantolonu da ikinci çekimde. Türev ve integralleri anlatırken. Üstüne de şu blizi giyeceğim. Artı bu montu da havuz problemlerini çözerken. Nasıl? Beğendiniz mi? İyi, güzel de Sevda Hanımcığım. Affedersiniz ama bunları neyle aldınız? Sizden bir yere aldım. Ödünç kredi kartıyla. Ne? Benim kredi kartımla mı aldınız? Evet ama her şey indirimdeydi. Olamaz. Ay ben de olamaz dedim. Yani bu kadar şey 5 milyar tutması lazımken topu topu 2 milyarcık tuttu. Allah'tan şanslıyız ki indirim başlamıştı. İndirim başlamışmış. Siz ne yapıyorsunuz Sevda Hanımcığım Allah aşkına ya? 2 milyar az para mı benim gibi bir devlet memuru için? Üstelik yeni ev tutmuşken, bir sürü eşya almışken, bu kadar masrafa girmişken. Tamam o zaman. Bunların hepsini yarın gidip geri iade edin. Ben de yırtmaçlı mini eteğimle dekolte bluzumu giyerim 70 milyonun karşısında. Ne? Yok canım. Madem almışsınız kalsın bari. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Buyurun abi bey, tam tamına 2 milyar. Bereket versin. Ama bir de para sayma makinesine sayalım. Para sayma makinesine sayınca bereketi daha fazla oluyor. Anlaştığımız gibi öğrencileriniz çekimlerde bizim firmanın giysilerini giyecek. Ama bir ay. Çünkü bu aldığım para sadece bir aylık reklam parası. Öyle olsun. Ama bir ay boyunca her derste gizli reklamımızı göremezsek tazminatımızı alırız. Haberiniz olsun abi. Hay 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 hay, hiç merak etmeyin. Bizim döner sermayemiz sözünden asla dönmez. Sabahtan uyandım, ezan sesi var. Ezan sesi değil. Ay, Kurtanız, sen ne örüyorsun, ne yapıyorsun bir kız? Hiç. Buraları temizleyeyim de dedim. Bak hiç buralar böyle silinir mi Kurperaz? Nasıl sileceğim ki? Bak ben sana göstereyim. Jopuyu böyle alacağım. Ne sıkacağım anlıyor musun? Ne de gevşek bırakacağım. Böyle ileri geride halde. Vallahi şöyle daireler çizeceğim. Temizliğini öyle yapacağım, anladın değil mi? Allah Allah. Köyde bu kadar zamandır temizlik yaparım. Hiç böyle silmediydim. İşte bak orası köylük yer. Burası İstanbul. İstanbul'da temizlik böyle olur. Hadi bakayım. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Aleykümselam. Temizlik yapıyoruz. Kapalıyız Menen Efendi. Bugün git, istersen hiç gel. Demek temizlik yapıyorsunuz he? Kolay gelsin. Lan Allah ciğerine bit düşün. Ciğerine yıldırım insin inşallah. Bırak ya. Kardeşim parasıyla değer mi? Deftere yaz, vereceğiz ya. Allah Allah. Korpinaz Efendi, kantinden bir şey ister misiniz? Yok, sağ ol. Vallahi bak Çekim Bey, Bülbül'ün ölüsünü görün ki Çekim Bey ya. Fili havli fili kuvvet. Kardeşim sen deli misin, dembesek misin, sen manyak mısın ya? İşine git ya. Babanın yeri mi kardeşim, gitmiyorum ya. Tövbe estağfurullah. Beni almışsın lan sen. Şimdi şöyle oluyor. Belayım kardeşim ya, belayım. Sen hiç Bülbül'ün kakasından gidin mi lan? Seni bir ibikleyin de gör bakalım Menden Efendi. Asıl ben seni kanatlarını şöyle bir yolayım da sen o zaman gör Bülbül Efendi. Gör lan bunu ya. Gör lan bunu. Bırak bakalım. Ya oğlum dur. Oğlum. Ne lan ne? Kız gitmiş la. Ve birbirimize vuruyoruz ya. Hakikat gitmiş lan. Vay be vay be. Biz kız için kavga edelim, dövüş edelim. 40 yıllık arkadaşız ya. Olur mu, yazıktır, günahtır, ayıptır ya. Ya ayıp Menden ya. Senin yaptığın asıl ayıp ya. Hem
Senin ne de kırkılık arkadaşın oluyorum ya. Hem arkadaş, ben kantinde bana vuran adamı istemiyorum Menden Efendi. Defol. İstemiyorum seni. Yürü git. Bana bak Bülbül Efendi. Ben senin dandik kantinine kalmadım, tamam mı? Sen öz abinle birlikte nasıl didişiyorsanız artık adam senin yüzünden gitti Amerikalara ta. Çok oluyorum Menden, çok oluyorum. Evet, çok oluyorum. Ötmeye Bülbül. Lan ben şimdi senin elime almaz sen bana ötmeyeyim. Gel lan buraya. Seni ben elime almaz mıyım lan? Gel lan buraya.